Merhaba değerli izleyicim. Hoş geldin. Bugün seninle beraber yine Elmas Elo'da bir maçın anlatım için burada toplanmış bulunmak diyebilirim. Hoş geldin. Öncelikle ben oyun turnuvası.com'dan duran STR Kaos Özel dedikten hemen sonra koridor karşılaşmalarına geçmek istiyorum ben. Şimdi Kaptı Irelia vs Riven var. Riven güzel bir Irelia counter olarak geçiyor. Bunun sebebi E'sini Irelia'nın E'sini Riven'ın E'siyle rahat bir şekilde dokuşlayabilmesi. Yani Riven güzel bir Irelia counter oluyor bundan dolayı. Ama Irelia bunu bildiği için Ignite girmiş. Halbuki Ignite girmesine gerek yok. E'yi tutturursa Irelia keser abi Riven'ı. Gerçekten keser. Ignite girmemesinin sebebi de muhtemelen E'sini, ya ben E'mi tutturamayacağım deyip Ignite girmesi. Halbuki Riven'ın E'si son yamada bir nerf yedi. Bundan dolayı E'sinin cooldown'ı çok fazla. Ve bundan mütevellit Irelia E'sini güzel atarsa yine de kesebilirdi. Neyse, ormanda Jarvan Evelynn var. Jarvan güzel. Alan hasarları bir pick. Ve hani bu alan hasarını takip edecek takımının da güzel bir pick'i var. Jinx'in roketleri alana sarı vurdu için bildiğiniz gibi. Gerçekten çok güzel bir combo ortaya çıkabilir. Bu arada Diana da araya girip yani o alanın içine girebildiği için ultisiyle rahat araya girebildiği için orada güzel işler ortaya çıkabilir yani. Jarvan'ın ultisinde güzel bir şeyler ortaya çıkabilir ki Lux'ın ultisinde falan bahsetmedim bir de bu arada. Neyse. Öbür taraftan Emily'in güçlü bir düellocu, birebir büyücü. Gerçekten hani erken oyunda hangisi daha güçlü? İnanın bu matchup konusunda fazla bir bilgim yok. Ama ikisi de yıldırım girmiş. Erken oyunda agresif oynayacaklar. Ama bakın şundan eminim. Evelynn bir yerden sonra Jarvan pickini kesiyor diyebiliyorum. Jarvan full zırh delme kasmazsa. Çünkü Evelynn kesinlikle AP kasacak. Jarvan öne geçer de zırh delme kasarsa Evelynn'i yok eder bu arada. Hani ondan eminim. Bu matchup'ta muhtemelen kartopu eline alan oyunu götürüyor. Öbür taraftan bir de Sylas vs Diana var. Sylas dövüşçülere, yani menzilsiz olan şampiyonlara karşı güçlü. Diana'yı zor bir koridor aşaması bekliyor ama Diana muhtemelen W'si ile beraber lane'de kalıp farm olacak. Onun dışında Diana alt olduktan sonra Sylas'a büyük sıkıntılar çıkartabilir. Sylas'ın bu arada karşı takımında kimin ultisini çalabilir? Lux'ın, Jinx'in, Jarvan'ın ultisini çalabilir. Sylas peki bundan dolayı fena olmamış diyelim. Diana Ignite değil, TP'ye girmiş. Hoş. Gerçi Sylas da Ignite girmemiş, TP'ye girmiş. İki oyuncu da galiba bunun bilincinde diyelim ve şimdi devam edelim. Bot matchup'ı çok önemli bir matchup abi. Bot en önemli matchup'lardan biri. Lucian erken oyunda agresif bir şampiyon. Ve yanında Zilean var. Şimdi Ricky level oldu. Sylas ürünü aktif etti. Diana'dan bir geri dönüş hasarı. Tamam. Şimdi yalnız Riven burada 2 oldu. Şimdi Riven. Flash geldi oradan Riven. Şimdi E'sini kullandı. Jarvan araya geldi ama Riven 2 level avantajını kullanarak kesti. Abi İreyli şu an o kadar geri düştü ki. Hem lane'ine geç kaldı. Hem koridorunda çok geç kaldı. Yalnız orada kaçan bir skill shot. Bak güzel dürttü orada. Geri dönüş hasarı. Minimum düzeyde tutarlarsa worth olacak dediğim anda. Arkadan Jinx'in dürtülmesi. Lux erken önünde hasarın not bad olan bir şampiyon. Yalnız burada Diana 3 level ama Jarvan'a zorluyor şimdi. Jarvan flash'ını atarak girdi oraya. Jarvan'ın ready var. W'si dönüp de bir red'le bir vuruşa var da öldürür bu arada şimdi. Abi Diana da flash'ını attı. Diana'nın E'sinin süresi 21 saniyeydi ve Hylas orman yürüyerek çıktı. Diana, ay Diana, Diana gün doğana. 6'dan önce Lux ve Jinx'in Zilean ile Lucian'ı tutup öldürmesi lazım ya da ormancının botu oynayıp botu bir şekilde kesmesi lazım. Çünkü 6 olduktan sonra Zilean'ın ultisi ile beraber işler birazcık sıkıntıya binecek şimdi. Orada güzel bir kalkan verdi Lux. Lux bu arada eğri girmiş. Lux oyuncuların genelde artı çok gittiğini görüyoruz. Özellikle supportlara bayağı iş yapıyor. Şimdi Jarvan bota gidiyor. Onu bilemeyecek. Şimdi orada Zilean Q'sunu kaçırdı. Zilean Q'sunu kendisine aldı ama
yetmedi ve Lux oradan flash atarak o skoru aldı. Güzel. İşte Water böyle geri düşmesi lazım abi. Jinx bir hyper carry late game'de kaçıyor. 2-3 eşyada güçlü oluyor. Bunun maksimum bir şekilde olması lazım. Yani en yüksek hızda olması lazım. Karşıda hani Riven'ın, aman Jinx'in üzerine yalnız şimdi. Biraz olay var. İvril buraya geldi. İvril Q'sunu çok güzel tutturdu. Orada Q'yu attı ama muhtemelen ölmeyecek derken iki kule hiti yedi. İrelia. Abi İrelia çok garip bir oyuncu ya. Oğlum boosted mısın lan? Allah Allah. Hani farmı fena değil. Ama level avantajını kullanıp Kray'ini kaybetmesi, bunlar hiç hoş davranışlar değil abi. Ve yani şöyle abi, Riven var ya güçlü, yani kastığı zaman Riven solo taşıyabilecek şampiyonlardan biri. Özellikle mesela AB batıda elmas oyuncuların crit Riven build'ine gittiğini bile görüyoruz. Hani şimdi burada bir olay var. Jinx'in Q'su kaçtı. Okey. Riven OTP olan Levan'ın mesela şu an full crit bull'e gittiğini biliyoruz arkadaşlar. Hani ve gerçekten 1v2 duruma göre 3v1 atabilen build olduğunu söyledi kendisi. Tek sıkıntısının birazcık kasmak olduğunu dile getirdi. Ama kastıktan sonra oynamasının zevkli olduğunu söyledi. Şimdi burada bir olay var. Yalnız Jinx çok fazla hasar yedi orada. Şimdi Lux yalnız orada ayak bağını birazcık yanlış kişi attı diyelim. Dilinden muazzam bir bomba geldi ama Lux'ın shield'ı onu emdi. Bot şu an üstün. Bu güzel. Altın oynaları bu üstlükten değerlendirmeleri lazım. Şimdi Sylas araya geldi. Sylas'ın runu aktif oldu. Sylas'ın keşke onu ulti atmayaydı. Aman runu atmayaydı. Şimdi burada bir olay var. Jinx oradan bir skorunu aldı. Kimse alamayacak. Evet abi, Jarvan'la burada bir birebir görüyoruz. Yuri attığı Q'yu kaçırdı. Muhtemelen o skoru alamayacak. Aynen. Lucian 0-2 oynuyor. Zillion 0-1 oynuyor. Güzel. Bot öne geçti abi. Bot gayet güzel bir şekilde öne geçti. Yalnız Yana şimdi 6 oldu. Bunun bilincinde olması lazım. Sylas'ın Sylas. Orada rune yok. Ya. Ah Sylas. Ah be aslanım, ah be koçum be. Alt olduktan sonra dayanan ultisinin bilmem kaç milyon kez sıfırlandığını bilmiyor musun ya? Güzel, güzel dörtüş. Lux'ın verdiği shield ne kadar çok lan. Lux W mu fulluyor abi? Harbi Lux W fulluyor. Wow! Benim bu arada ultisini açıp ultisini açmış ama ikincisini atmamış. Muhtemelen zor, muhtemelen aynen buraya itecek ve atacak. Çünkü hani orayı itip zorlayamaz. Irelia T5 yapıp ulti attığı anda ignite ile beraber öldürür abi. Şimdi tabi olay var. Yalnız Diana. Diana girdi ve kesti ve W'suyla ölmeden hayatta kalarak çıktı abi. Bahsettiğim olay bu işte ya. Diana atıldıktan sonra tekler ya. Söylemiş miydim, söylememiş miydim? Belki zaman kalmadığı için söyleyemiyormuş olabilirim. Yalnız şimdi orada ultisini atmasına bile gerek kalmadı. Orada Jinx'in bu ulti birazcık garibime gitti benim. Bot'un blade atması lazım şu an. Aynen. Jinx'in build'i birazcık darılma gitti. Birazcık can çalma almış. Birazcık saldırı hızı almış. Birazcık AD almış. I don't know, yani bro biraz garip bir build ama muhtemelen sustain yani şöyle. Şimdi buradasına geldi. Jarvan orada üstüne attı direkt olarak. Yuli'nin en azı level avantajı olsa da oraya girdi. Yalnız Riven şimdi burada. Riven flash da girdi ve muhtemelen öldürecekler burada. Şimdi Sylas burada hepsini tutursa çarşı pazar karışır. Bak taptan ileriye geliyor, çıkmaları lazım. Şimdi orada güzel bir şekilde atakasına devam ediyorlar. Ama Riven'in o red buff ile beraber şimdi İrelia orada ultisini attı. İrelia ace'ini tutturdu, muhtemelen İrelia o skoru olacak. Flash atarsa onu da öldürür.
Neden? Çünkü red buff'ı var. Ve E'yi iki kişiye birden tutturdu şimdi. Burada bir olay var. Zillion'un iki bombasının ikisi de birden kaçtı. Jinx bir ulti atakta Sylvan'ın ultiyle beraber Zillion'un ultisini alır bu arada. Jinx'in can çalmalamasının sebebi Lucian mahvolmuşa gidecek. Bundan dolayı koridorda hasar takasına girip çıkabilirler. Ve hani Lucian'ın sustain'i olacak. Bundan dolayı bir anda burstlemeyip de hani böyle dürtüp çıkıp çıkarlarsa Reyn'i kazanabilirler diyecektim. Şimdi Zillion vurdu ultisini attı. Şimdi yalnız Lux orada Q'sunu tutturdu. Ayak bağı geldi ve ama ulti o kadar kötü gitti ki şimdi yalnız Lucian burada infaz ile beraber muazzam hasar çıkardı ve şimdi burada devam edecekler. Bu Lucian'a flash yok ama Ignite'a öldü. İşte bu tip hataların olmaması lazım mesela. Yani kulenin o sınırında bir kere zorlamak hata. Şimdi Jarvan buraya doğru geldi. Jarvan orada Zillion'un bombalarını güzel doğuşladı. Jarvan'ın ultisi yok bu arada. EQ'sunu da kaçırdı. Oğlum ultin yoksa niye EQ'nu boşaltıyorsun ki? Neyse. Şimdi burada Riven'ın bir parça dikkat etmesi lazım. Ama oha oğlum Riven ne olmuş lan? Hani double buff'u var Irelia'nın. O E'yi tutturursa mesela Irelia öldürür onu. Şimdi runner aktif oldu. Yalnız Riven'ın burada ultisini attı. Irelia'nın ultisi yok tabi. Riven muhtemelen bunun bildiğinde çünkü alttaki fight'ta attı. Buraya bir ormancı gengi gelirse bu arada Riven'ın hayatı biter abi. Ama Riven'ın diyorum. Irelia'nın oyunu biter burada. Irelia'nın pırıltısı var vesaire ama Red'i var, Blue'su var ama Riven çok mantıklı bir seçim yapmış ve ayakkabısını almış abi. Yalnız hasar. Muazzam bir hasar. Jinx'in ultisini birazdan dönecek. Ama Zillion'un ultisi de aynı anda dönecek. Yok lan Jinx'in ultisi de erken döndü. Irelia'nın ultisi var. Yükleri 5 deyip buraya girebilir. Yalnız Jarvan'dan ilginç bir tutlama. Zillion'un üzerine oynuyorlar. Mantıklı olanı yapıyorlar. Yalnız Lux'dan çok güzel bir Q geldi. Derken öbür tarafta Zillion'un zorlama var. Diana muhtemelen ölecek burada çünkü kulenin menzilin o kadar az hasar yedi ki derken şimdi öbür tarafta otlu alınan bir skor. Jinx ultisini kullanmış muhtemelen daha fazla devam edemeyecekler. Irelia'nın Ignite'nin gelmesine çok az var. Koridorda biraz daha kalıp ulti yükünü 5 deyip burayı yok edebilir derken şimdi burada kule vurmadı. Jinx devam etmedi. Yalnız öldürmeleri lazım onu. Şimdi Jinx'in kapanlarına basacak mı? Yalnız çok güzel flash geldi ve oranın gayet güzel bir şekilde çıktı. Şimdi tapta bir zorlama var. Irelia Q Ignite'la beraber öldürme potansiyeli yüksek. İşte bahsettiğim olay bu abi. Irelia burayı güzel gördü. Bu taraftan Evelyn botu darman duman etti. Jarvan'ın canı az. Jarvan muhtemelen base atacak. Jarvan atabilecek mi? Muhtemelen atacak. Aynen bak. Geldi pikler ama too late bro. Wow, it's too late. Yalnız. Aksın gibi. Gel bir ayak var. Oğlum ya. İki kişiye nasıl tutulursa bu arada herhangi bir fikrim yok. Şimdi dayanan aşorlu bu ile ilgili. Okey. Bu build rahat bir şekilde rakibi sağ tıka bırakarak kesebileceğiniz bu build. Öncelikle bunun bilgisini vereyim. Phoenix 35 öyle diyor çünkü. Ve çok fazla düz vuruş adaydı bir şey anlıyor musun? Yalnız orada ormancının olduğunu unutmamak lazım. Şimdi Diana muhtemelen ölecek burada. Abi ormancı midden yürüyerek geçmedi ama doğru göremez ki lan. Altı çünkü. Yalnız burada bir zorlama var. Şimdi flash'ini atarak kaçtı oradan. Yalnız bir taraftan Jarvan mid'e geldi ve mid'i yok etti abi. Jarvan AD kaçtı bu arada. Nice. Yalnız baksan şimdi güzel bir ayak bağı geldi. Üzerine Jinx ultisi. Güzel hasar. Güzel hasar bro. Jinx'in kritiği yok bu arada. Yalnız düşünen gelen bir infaz. Orada bir şey değiştirdi. Şimdi Lux'dan. Jinx onu vurmasa ve Lucian full can doğmasa her şey çok daha iyi olabilirdi bu arada. Jinx'in sus lane'i var ama birazcık geri oynayıp milyonlardan can çekmesi lazım. Şimdi Riven orada da W'sünü kaçırdı. Yalnız Jinx. Flash otoya öldürür mü bilmiyorum. Jinx'in manası bitti abi. Sıkıntı.
Şimdi Leyla burada Q'sunu kullandı. Ama E'sinin tutturdu, ek Q'su yok. Leyla güzel denedi. Yalnız sayısının rune aktif. Vurulmaya devam ediyor hala. Yalnız Cyrus'un geri dönüş hasarı olacak mı? Güzel bir rave. Ama Cyrus ulti bir kere atabildiği için sıkıntı abi. Şimdi Jinx orada güzel bir hayat bağ denedi. Yalnız Jarvan şimdi araya girdi. Lux'tan kaçan ulti. Ama devam edecekler botta. Şimdi Jinx devam edecek mi? Hayır. Devam etmeleri lazım bu arada. Ve bunu çok acil yapıp çıkmaları lazım. Ormancı geliyor abi. Hemen çıkmaları lazım. Şimdi Lux'tan tutan bir E. Evet, ormancı geldi abi. Yalnız patlayan flashlar, şimdi Lurch'in geri dönüş hasarı. Jinx kardeşim, neden kritik almıyorsun? Abi sana soruyorum. Vuruşlarından biri kritik çıksa şu kule altlarını bu kadar yapmaya gerek olmayacak. Biliyor musun kardeşim? Neden ilk sebebi diye almıyorsun şimdi? Orada güzel şeyleri tuttu ama Cyrus'un rune aktif, kule altı kesemez dayanı onu. Diana kardeşim, flash atıp Cyrus'un o E'sini doğuşlasan öldürürdün abi. Rune aktif olunca öldüremezsin. Bu arada Jinx'ten garip bir item geldi ve Jinx sesimi duyarak kritik aldı. Baktı. Şimdi İrelia ilginçtir, direkt Lora'da ultisini attı. Şimdi Orman Kamp'a geliyor, İrelia o Q'yu tutturdu, Ignite atmadan kesti yani. Şimdi Ormancısı vardı, Ignite'i muhtemelen bir sonraki fight'a bekletecek, bir sonraki hasar takasına bekletecek, bu güzel. Şimdi öbür tarafta, botta işler birazcık kızışmış durumda. Yalnız Jarvan'ın ultisi neredeyse dönmek üzere. Şimdi araya girdi. Yalnız Cyrus'a gelen bir Jinx ultisi var. Cyrus muhtemelen ölecek burada. Oğlum kaç kişi asist aldı lan? Yuh! 4 asist. He doğru. Tamam. Burada totem savaşı. Totem savaşını kırmızı takım kazandı. Altın konusunda 1500 altın gerideler. Bunun sebebi muhtemelen taptaki farm farkından kaynaklı. 1500 altın fark etmiyor bu arada. Onu dile getirelim. Ama kaç milyon var arada? İşte 15 milyon falan var. Bu da 300 gold'a falan tekabül ediyor yalnız. Jetek attı. Bak ne güzel, bak vuruşları ne güzel kritik geliyor ya. Devam et. Şimdi burada birinin üstüne tutuyor yalnız. Kapanlarını attı, muhtemelen oradan çıkamayacak ve öldü. Bak vuruş kritik geldiğine kadar çok vuruyor. Jinx! Jarvan ulti attı. Yuh! Oğlum o kill'e de Jinx'e salsaydın maç var ya, neredeyse bitmişti lan. Şimdi burada daha fazla zorlamalılar mı? Yalnız Cyrus burada araya girdi. Jarvan'ın üstüne kullandı. Şimdi Cyrus'ın orada rünan kötü olduğu için biraz az hasar yiyecek ama muazzam derecede fazla kalkan verdi burada. Lux şimdi Jarvan orayı zorladı. Jarvan devam etti be. Oğlum bütün şaptanları aldı lan Jarvan. Güzel. Şu an botun base atıp tapa gitmesi lazım. Orada Lux Ardenet'ini de bitirmiş. Bu muazzam bir olay şimdi. Burada çok güzel bir şekilde kitle kontrolü soktu. Yalnız flash'ini attı ama muhtemelen çıkamayacak buradan. Yok. Bir ele o kadar güçlenmedi. O kadar güçlenmedi. Bu arada Lux'ın ilk eşya olarak Ardenet alması mantıklı arkadaşlar. Onu dile getireyim. Onun mantıklı olmasının sebebi takımından 2 kişi zaten düz vuruşla, hatta Jarvan'la beraber 3, yani Riven birazcık skill hesabına bakıyor ama hani Jarvan'la beraber 3 tane şampiyon düz vuruştan güçlenebilecek şampiyonlar. Ki Jarvan'ın bayrağı da zaten güzel bir saldırı veriyor. Bundan dolayı Arden güzel bir eşya. Şimdi burada bir olay var. Yalnız 2-2 kaybederler. Çünkü İbiliğinin hasarı azından bir derecede. Öbür taraftan İbiliğin İbiliği de tutturdu ve öldürdü. CIA bro. Şimdi Jinx
Burada da mutluluk. İşte bahsettiğim olay bu abi. Kritik. Kritik ve ötesine. Ebedi kılıcı da var. Üzerinde çok fazla ADS'i de var. Ama şu an mesela top'a gitmeler lazım. Top'tan kule alınır mı? Mid'e gitmeler lazım. Mid'den kule alınır mı? Mid'den birinciye zorlamalar lazım. Mid'den pardon ikinciye zorlamalar lazım. Top'a Vadin'in alameti atıldı bu arada. Muhtemelen Riven gidecek top'a. Şimdi Red Buff'a çağırıyor Lux. Red Buff çok mantıklı bu arada. Abi bakın. Öne geçtiğinizi nereden anlarsınız biliyor musunuz? Rakip bufflara çökebiliyor musun? Tamam, o zaman öne geçmişsiniz demektir. Gerçekten böyle bu arada. Yani Blue buff olur, Red buff olur. İnanın hiç fark etmez yalnız. Irelia burada iyisini tutturdu. Irelia yalnız kesebilme potansiyeli var. Şimdi Riven son anda flash'te içeriye girdi ve o skorun olmasının önüne geçti. Şimdi ormanda yakalanan bir ormancı var. Yalnız Lucian orada infazını kullanarak devam etti. Burada Red buff'u var. Jinx'in tamam. Jinx devam etmedi yalnız. Jinx bu arada kayıtlayabilir burayı. Şimdi Jinx'in can çalması var. Yalnız Jinx. O vuruş kritik çıksaydı double kill'i vardı. Bakın abartmıyorum abi. Jinx'in o vuruşu kritik çıksaydı double kill'i orada. Yalnız ben abi bronz gibi neden zorluyorsun? Şimdi. Bak baitliyor Lucian, baitliyor. Dayana. Kanka. Okey. Okey. Diyecek çok da bir şey yok. Yani yapacak da bir şey yok. Şimdi Jinx'in saldırı hızı eksik birazcık. Ve adam hala AD kasıyor. Oğlum neden AD kasıyorsun lan? Abi bir şey soracağım. Arret buff mı aldı? Kaç atak speed veriyor? %10 ila %30 atak speed veriyor. Tamam bir ayakkabı baka kadar sana hız veriyor oğlum. Abi Jinx oynuyorsun. Yani Draven falan oynuyorsa tamam. Hani bak. Bu ilk normal ama Jinx saldırı hızına mahkum mu şampiyon oğlum? Allah Allah. Neyse izliyoruz abi. Adam Elmaster diyoruz. Bir bildiği vardır diyoruz ve devam ediyoruz. Adam oynuyor yani. Ben yapacak bir şeyim yok. Neyse şimdi Jarvan bu arada evine doğru girdi. Yalnız o bire biri Hazreti Demir olabilir derken şimdi Sylas araya girdi ve Jarvan'a 800 gold'luk çatalını aldı ama öbür taraftan Jinx de güzel bir şekilde tamamladı oradaki o skoru. Şimdi Jinx burada kayıtlıyor. Jinx çok güzel kayıtladı ve double buff aldı abi. Oh Jinx aldı double buff. Sen atmak tek kriple. Tamam. Mavi takım değil. Kırmızı takım Baron'a gidebilir abi ya da Baron'a yenilebilir. Maçı öyle kazanmaları lazım. Aksi takdirde maç birazcık sıkıntıya biner. Binebilir. Baron en kestirme yolu abi. Kazanmak istiyor musun Baron? Yere mi düştün Baron? Hani bir şey yapılacaksa mesela lane'i tutmak mı istiyorsun Baron? Baron olmadan tutamazsın bu arada. Şimdi Jinx burada QW ile aldı o skoru. Tabi ADS fazla olduğu için W'sunu daha fazla vurdu. Güzel şimdi Irelia burayı tutmak istiyor ama Irelia'nın ileri kaçtığı bir taraftan Jinx arkadan muazzam hatalar vuruyor. Şimdi Zonya basarak arada kal dayana oradan yalnız abi Zonya'dan çıktığı anda öyle bir damage attı ki şimdi Jinx burada tekrardan kayıtlıyor. Yalnız Sylas E'sini kaçırdı. Şimdi Jinx Q'yu kapattı da Witch'le beraber güzel bir şekilde vurdu. Bak Red Buff'la beraber o skoru aldı. Jinx ultiyi kaçırdı. Burada devam edecek mi? Etmemesi lazım sanki. Hani ne bileyim çıksa daha iyi olur falan yani. Jinx'in üzerinde 700 gold var. Hani bundan dolayı çıksa iyi olur. 300 olsa ben zorlardım yani. Üzerindeki altın 300 olsa zorlardım. Ya da hiç gold olmasa zorlardım. Çünkü şatlanlar aldığı zaman şampiyonlar çok hızlı toparlıyor arkadaşlar. Mesela Jarvan ne kadar hızlı topladı. Jinx'in E'si var. Gelen olacak mı? Evelynn geliyor ama. Yok. Şimdi. Yalnız. Kafa attı abi. 1000 oldu verdi Evelynn'e. Jinx flash'ini atmadı değil mi? Abi çok kötü kafa attı be. Jarvan'ın canı varken önünde durması gereken Jarvan'dı ya. Bakın arkadaşlar şimdi ben size bunun mantığını göstereyim. Belki bilmeyenler olabilir. Bak şimdi abi. Şimdi bakın. W attıktan sonra
hangi yönde olduğunu şu altındaki işaretle anlayabiliyorsunuz abi. Bak, bak şu işareti gördünüz mü? O işaret Divini'nin W'sünün size hangi yönden attığını gösteriyor. Ki zaten Jinx bu taraftan geldi. Yani şu taraftan geldi. Demek oluyor ki Evelynn buradan W atamaz. Neden? Çünkü Pink Ward var. Gerçi Pink Ward Evelynn'i gösteriyor mu bilmiyorum bu arada. Orada Pink Ward var yani o taraftan geldi. Bu da demek oluyor ki Evelynn o taraftan gelemez abi. Hani o işaret biraz geç çıkmış olabilirim konuda. Ama Evelynn'in zaten o taraftan geleceği belliydi. Çünkü diğer türlü geldiği taraftan gelemez yani Evelynn. Yani gelme potansiyeli birazcık daha düşük. Neyse. Sağlık olsun diyelim, olabilir diyelim. Ama Evelynn Rabadon alırsa ki muhtemelen alacaktır diye tahmin ediyorum. One shot atabilir. Şimdi Evelynn ne alacak abi? Onu merak ediyorum. Evet. Evelynn Rabadon aldı. Jinx bu arada bir saldırı da almış. Jinx sen kazma almıştın ha. Ne yaptın kazmayı? Allah Allah. Adamla para bok amına koyayım. İsraf oldu var ya şu an bir dünya gold israf oldu yalnız. Şimdi Evelynn burada Q'sunu attı. Q'sundan gelen Mi Fox muazzam hasar çıkardı. Öldürecek mi? Son anda gelemeyiz. Ceras altısı da burada. Skoru aldı şimdi öbür taraftan. Lux'tan muazzam bir hasar. Şimdi Riven arkada geldi de. Abi Riven'in pozisyonu çok tatlı ama ya. Lan Riven. Yani adamımsın lan Riven. Yalnız. Şimdi buradan muhtemelen onu gördüler. Araya girecek mi? Şimdi güzel bir Zonya ama yardıma ihtiyacı var. Ultisini kullandı ve yok etti abi. Şimdi Lux'tan güzel bir ayak bağı. Şimdi. Tamam araya girmeden aldılar. Yalnız devam etmemeler lazım. Ha Riven Malmort yüzüne dönüyor. Okey. Olur. Olur. Şimdi Riven burada devam ediyor. Açıkçası ilginç bir ulti denemesi. Riven hala Malmort yüzüne dönüyor. Riven öldürür bu arada. Aynen Malmortus var. Şu an aktif oldu Malmortus. Bakın altında şu dönen şu kırmızı var ya. O Malmortus'un aktif olduğunu ve can çalmasının arttığını gösteriyor. Efektler önemli. Jinx Red Buff'unu aldı. Atak speed'ini aldı. Bakalım Jinx'in neyi eksik abi? Saldırı eşyası eksik. Aynen. Bir saldırı eşyası daha almalı. Ondan sonra da bir tane zırh delme eşyası almalı. Hazır delmeyi, can çalmayı azaltma alabilir bu arada. Çünkü Irelia'nın pasifi var. Abi zih. Irelia'nın can çalması var. Sylas'ın can çalması var. Lucian'ın mahvolmuşundan gelen can çalması var. Bunların önüne geçebilir şimdi. Gidiyor. Ya bu mah 10 zili çok ya. Şimdi burada bir zorlama mı göreceğiz? Tabii ki hayır. Zorlamaması lazım. Şu an Baron'a gitmesi lazım. Yani takımın ya Baron'a gitmesi lazım ya da Baron'u yemlemesi lazım. Yalnız. Burada agresif bir oyun gördük. Şimdi. Güzel bir Q geldi. Jinx ultisini attı ama yok tek yemezler. Bak abi. Riven yardım pik istiyor. Baron'a. Gelin Baron'a alalım diyor. Riven şu an mantıklı olanı söylüyor abi. Şimdi deli araya doğru girdi yalnız. Çalınan bir lastik kullanılır bu arada ve eridi bittiler yok oldular çünkü o takım savaşında Riven yok abi. Oğlum. Şimdi Riven ultisi yok. Dikkat etmesi lazım derken muazzam bir crit çıktı hasarı çıktı orada. Jinx'in devam etmemesi lazım sanki ya. Şimdi orada önünde yakalandı ama rünü yok. Jinx 300. Jinx bir daha vurursa öldürür ama vuramaz. Tamam. Okey. Baron'a gitmeleri lazım abi. Riven'ın verdiği karar doğru bu arada. Baron'a gitmeleri lazım. Yani yok abi. Bakın. Önceki maçında da gördük. Gerçi önceki maç Baron yanlış. Çok güzel bir hasar geldi orada Evelynn'den. Kasmış bir Evelynn temsili. Şöyle abi, bundan önceki maç değil, ondan önceki maç bir türlü Baron'a gitme kararını göremedim. Abi AB batı da var ya bakın.
Dakika 20'de katliam attıkları an barona koşuyorlar ya. Gerçi midde atılırsa yani o katliam. Abotta atarlarsa evlere koşuyorlar. Hani altın farkı bakın şu an 6000 değil mi? Baron aldığınız zaman 1500 daha fazla artacak. Ki o da minimum düzeyde var. Yani ben şu an minimal rakamlar üzerine konuşuyorum. 1500 altın artacak. Ve milyonlarınız buff falan kazanacak. Kuşatmalarınız daha güçlü hale gelecek. Elinizde zaten Jinx varken hani güçlü daha fazla güçlü olacak şimdi. Jarvan yani Jarvan üstüne attı bu arada. Yalnız Irelia orada ultisini attı ama o iş biraz yaş gelirken arkada Jinx yakalandı ve öldü. Aksi takdirde böyle olaylar olabiliyor. Şimdi dövüşüne gelen bir infaz öldürmeye yetecek. Mavi takımı şu an Baron gitmesi lazım. Bakın abi. Çok fazla solo Q maçı atmıyorum ama attığım maçlarda genellikle şöyle oluyor. Yalnız Baron'u alacaklar mı? Yardım istiyor. Baron'a girmeleri lazım bu arada. Bir de yardım istiyorlar ama. Raven gelir yok eder diye mi? Baron baitlediler güzel. Bak Baron baiti var bu arada şimdi. Raven ultisini attı yalnız flash'la beraber orada Sylas'ın E'sini dorsaladı. Ultiyi etkinleştirirse demeye kalmadan Malmo ultisi patladı ve Raven güzel oynadı buraya abi. Sylas'ın E'si tutsa Sylas'ın rune aktif olacaktı ve Sylas hasar yemeden hasar atacaktı Riven'a. Riven Flash ile beraber onu doçladı ve ikisini birden kesti. Malmortius'un gücü abi patladığı zaman verdiği o can çalma muazzam iş yapıyor. Riven VP bro. Sen benim bu maçın adamımsın Riven. Seni seçiyorum amık. Seni seçtim ki kaçıyor. Riven bak. Abi Baron komutunu veren adam bu adam. İyi oynayan adam bu adam. Koridorunu kazanan adam bu adam. Gerçi İrelia mı kötü oynadı? Yoksa Raven mi iyi oynadığından dolayı koridorunu kazandı mı? Bakın buna bir şey demiyorum ama sonuca bakarsak adamın farmı iyi mi? İyi. Yani oyundaki en yüksek farm 1. KDA'sı güzel mi? Güzel. Verdiği komutlar güzel mi? Güzel. Bu adam benim oyundaki adamıma. Hani mekanik olarak yeterliliğini belki birazcık tartışabiliriz. Hani şampiyona sınırlarını bilme konusunda birazcık tartışabiliriz. Çünkü 2-0 iken İrelia'yı daha fazla öldürüp aldığı kartopuyu böyle bir anda çığa dönüştürebilme konusunda hani birazcık sıkıntılar vardı. Minyon dalgasını kontrol etme konusunda birazcık sıkıntılar olabilir. Ama onun üstünde ben kendim dedim orada kanat susamış aldı. Wow. Wow. Red'i salacaklar. Okey. Riven'ın TP'si yok. Ama Diana'nın TP'si var. Diana bota gidip botu itebilir. Yanlış söyledim. Diana bota gidip botu itmeli. Yalnız Lux'tan. Lux orada. Çok kötü bir CC yedi. Yalnız. Araya giren bir Diana neredeyse tek gibi. Abi her şey katana sana. Derken şimdi burada kullanılan bir infaz. Jarvan önüne geçti ama Riven yok. Bakın abi Riven'in flash'ı da yok. Flash engage yapıp mid'den oyunu bitiremez. Diana'nın TP'si var. Bota gidip botu itmesi lazım. Ya da hepsinin tapa gitmesi lazım. Kim tapa TP atıyor? Diana. Abi Diana. Oğlum midde 5 ve 4'ler lan. Fight atarlarsa ölecekler. Yalnız Jinx arkadan kritik hasarları muazzam vurdu. Öbür taraftan Riven burada attığı fokus güzel. Derken şimdi Lucian burada devam ediyor. Kazandılar abi. 5 ve 4 kazandılar. Normal şartlarda kazanamamaları lazım bu arada. Ama overfeedler. Baron aldılar. Oyun bitti abi. Şimdi Jinx. Orada bir crit atar daha. Jinx onu da kesti ve güzel bir şekilde taşlandı. Bu maç güzel bir maç. Mı orası tartışılır. Ama hani şunu gördük. Bakın abi Jarvan'ın o bota gelip de aldırdığı o kill var ya. O kill hatırlıyorsunuz değil mi? Ben hatırlamıyorum çünkü. Yok. Yok yok ben de hatırlıyorum. Jarvan'ın bota geldirip de o aldırdığı o bir kill Jinx'e bakar mısın abi? 17-7 15 ki adam bak adam var ya item aldı item sattı oğlum. Kazma almıştı kazmayı sattı yani adam. Sen abi muazzam ya. Altın farkına bak 17k bak. Kendisinden sonra en yüksek kasan kim? 16k var. 2 tane
Ondan sonrakiler 15K'dan falan başlıyor. Bir tane 15 var, gerisi 13.000 falan yani. Gerçekten muazzam. Hasara bakmak istiyorum abi. Yani normal. Gayet normal bu arada. 52.000 hasar. Wow. Orada şuna bakmak istiyorum abi. Yapılan iyileştirmeler. Zilin iyileştirmesi daha fazla. Ne alaka lan? Zilin şey almış herhalde. He, ultisi, tamam. Bir an beynim durdu abi. Bir an kafa gitti. Beynim yanında 404 not font falan verdim ben. Neyse. Şimdi arkadaşlar ne olabilirdi diye düşünelim. Hani botla Jinx kastı, tamam. Jinx'in karşısına hangi pikler alınırsa çok daha iyi şeyler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Şöyle olabilirdi. Evelynn bota birazcık daha fazla oynayabilirdi. Şöyle abi bakın. Şimdi bu maçta erken oyunda güçlü olan kim? Lucian değil mi? Bakın. Lucian güçlüyse bot'a oynarsınız. Neden? Çünkü AD carry'niz güçlü. Bir tane kartopu verdiğiniz zaman bot yok olur. Bakın. Ama ne oldu? Jarvan bot'a bir tane gank attı. Bir önlilik yakaladı Jinx ve Lux. Ve sonra yok ettiler. Bu olmadı mı? AD carry pick olarak bir Lucian değil de. Belki bir Kayt. Bakın. Lucian şu an güçlü, bunu kesinlikle kabul ediyorum. Özellikle ilk iki eşyasını bitirdikten sonra. Ama karşıda doğru düzgün bir tank yokken bir Hyper carry almak bence daha mantıklı. Bakın, Jarvan'a sadece canı var. Üzerine hiç zırhı yok. Takımın en tank üyesi belki de Lux. Çünkü yanlış bilmiyorsam, dur bakayım. Yok, takımın en tank üyesi karşı bu, pardon lan oğlum, yanlış takıma bakıyorum. Beynim gitti. Karşıda doğru düzgün bir tane tank yok. Bak. İki tane şey var. Zonya var. İrelia azıcık ucundan birazcık tank kasmaya çalışmış. Dur lan oğlum. Kim için düşünüyorsun şimdi? Caitlyn mavi takımda olsaydı. Tamam, beynim durdu bak. Caitlyn ise mavi takımda olsaydı, karşı takımda adam gibi tank kasan biri de yok. Max range'den headshot'la beraber, headshot üstüne 6. son kodla beraber skoru alabilirdi abi. Neden? Çünkü adamın Zonya'sı var bak. Takımın en tank üyesi Diana. Diana'nın da Zonya'sı var yani. O da kaç zırh veriyor? 45 zırh veriyor. Onun dışında Jarvan mesela hiç zırh yok. Sadece can. Can. 450 can. 400 can ya. Bu da 450 can veriyor. Ha, 400 can. Bu mesela AD falan yani. Hani Jinx'in karşısına bunlar alınıp da daha iyi şeyler çıkartabilirdi. Zilean bence güçlü bir pikti, bakın onu dile getireyim. Yani Lux kadar işlevsel bence. Çünkü Lux AP katmamış. Yani kastı itemler bir parça olsun AP veriyor. Tamam, bunu kabul ediyorum ama bence kesinlikle ve kesinlikle Zilean daha işlevsel bir pik. Burada oyunu domine eden ve taşıyan AD carry Jinx abi. Dediğim gibi Caitlyn piki not bad olabilirdi. Peki arkadaşlar, bu maçlık şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.